devam edeceğiz. Birazdan Sayın Bahçeli'nin belki de sıcak açıklamalarını takip edeceğiz. Yerel seçime ilişkin ilk kez bu kadar geniş kapsamlı konuşması bekleniyor. Sözcü özel kulisi olarak paylaşalım bunu. Bir de Cumhur İttifakı'nın içerisinde biliyorsunuz eleştirel tonlarını yükselten İttifak içerisinde de yer alan partiler var. Onlarla ilgili temel soru şu vatandaşın zihninde acaba yerel seçim yaklaştığında aynı tonda eleştiriye devam edilecek mi yoksa bu tıpkı Millet İttifakı'nda da bazı açıklamaların tartışıldığı gibi müzakere masasını sertleştirmek için mi yapılıyor? Seçim döneminde muhalefetle görüşmüş hatta tek başlarına seçime gireceklerini de açıklamışlardı. Öyle ki seçim öncesinde iktidara eleştirileri de vardı hemen her alanda. Ancak ne olduysa oldu Mayıs seçimlerine kol kola girdiler. O eleştiriler gitti, destek açıklamaları geldi. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Fiyat artışlarının durmak bilmediği akaryakıtta artış oranları seçimden bu yana iki katı aştı. Vergi Sistemimizle ilgili de bizim çok kapsamlı bir düzenlemeye ihtiyacımız var. Bu maliyetlerin yükü vatandaşlarımızın tamamının sırtına yüklenmemelidir. Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Yeniden Refah Partisi, Hüdapar, Mayıs seçimlerinde iktidara desteğini açıkladılar önce. Seçim öncesi ekonomiye dair ortaya konan pozitif söylemler seçim sonrası yerini eleştirilere bıraktı. Dar gelirliden, halkın büyük kesiminden alınan vergilere yapılan artışlarla bütçe açığını kapatmak doğru değildir dedik. Özellikle ekonomide yaşanan sıkıntılar Cumhur İttifakı seküler tarafından her geçen gün daha da dillendirilmeye başlandı. Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak adımlara hız verilmeli. Ekonomi kur ve faiz sarmalından kurtarılmalıdır. Bir yanda eleştiriler sürüyor, diğer yanda iktidara yerel seçimler için yeşil ışık ihmal edilmiyor. Şartlar oluşursa İttifak, i̇ttifak ile de girebiliriz bu seçime. İktidara seçim öncesi destek, seçim sonrasıysa ard arda gelen eleştiriler. Türkiye 31 Mart seçimleri için geri sayıma başlarken hükümete yönelik eleştirilerin dozu ne kadar düşecek? Bu siyasi partiler Cumhur İttifakı şemsiyesi altına girmek için açtıkları kapıyı ne kadar aralayacak? Merak konusu.